Sayın Rövanş izleyenleri, YouTube Türkiye'nin en kolay para kazandıran içeriği Banko'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün birinci bölümde şov yaptığım hocam Alpay Kocataş'la beraber ikinci bölümde Türkiye Süper Ligi'ndeki 9 maçın güzel güzel analizlerini yapacağız. Tahminlerimizi sizlere sunacağız. Hocam nasılsın? İyiyim hocam, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok şükür hocam. İlk haftayı çok güzel bomba gibi geçirdik. Hocamın bir kuponu, benim bir kuponum, önerdiğimiz kuponlar tuttu. Bu yüzden keyifli bir hafta geçirdik. İlk hafta gerçekten 9'a 7 yaptım. Bir tanesi 90+7'de 0 olan, 0 olan maçım. Yani talihsiz bir şekilde Antepli topçuların bile beklemediği bir şekilde patladı. Ben maçlardan umutluyum. Güzel maçlar çıkartacağımızı düşünüyorum. Tahminlerimize de girmeden önce abone olmayı unutmayalım. Unutuyoruz. İzlerken bir şeyler oluyor. Artık şu 15-20 hızlı hızlı gidelim. Beğenmeyi, yorum atmayı, kendi düşüncelerinizi yazmayı unutmadan tahminlerimize geçiyoruz. Konyaspor Galatasaray. Hemen bu maça değineyim. Hocam bu oranlar açıldığında, bütün maçı oranları açıldığında en son Galatasaray'ın oranı açıldı. Yani ha, bütün hepsi açıldı. Galatasaray'da oranlar açılmamıştı. En son açıldı. Bir de ilk maç. İlk maç. Yani normalde ilk açılacak maçtır ama en son açıldı. Şimdi baktığımızda Galatasaray'da bir haftadır Florya'da veya herhangi bir Avrupa maçı oynadığı yorgunluk, argınlık durumu yok. 2-1 kazandığımız Hatayspor'dan sonra kazanmamız gereken, çünkü bu havayı dağıtabileceğimiz bir maç. Young Boys maçı da öncesi. Konyaspor'da Kasımpaşa'ya karşı 3-2. Bir galibiyet. 3-2. Bir de sanırım iyi oynamış bayağı Konya. Yani ben hiç beklemiyordum Konya'nın deplasmanda Kasımpaşa'ya 3 gol atacağını. Yani Konyaspor önceki sene gibi değil, olmadığını bize gösterdi. Bu maçta Galatasaray için kolay bir maç olur mu? Ben olacağını düşünmüyorum. Yani iki takımın da gol bulabileceği düşüncesindeyim. Galatasaray Konyaspor için tahminim KG var olacağını düşünüyorum. 1.51'de oranı var. Ben de değerlendirebilirsiniz. Ya ben de Galatasaray'da Davinson Sanchez'in yokluğu, sağ bekte yeni transferin oynama ihtimali herhalde düşünülmüyor mu? Neymiş? Kaan Ayhan oynayacağı konuşuluyor. Dubois falan da deniliyor. Abdülkerim çok formsuz. Nelson formsuz. İşte yeni orta saha transferi ilk maç oynayacak mı? Oynarsa ne verecek bilinmez. Konyaspor'da sezona gerçekten kötü bitirdiği sezona Kasımpaşa galibiyetiyle iyi başladı. Ben de iki takımın karşı gol bulabileceğini düşünüyorum. O yüzden benim de tahminim KG var bahsettir. Kaldır hocam. 1.51 de oranı vardır. Bence haftanın kesin maçlarından bir tanesidir. Kesin olarak hocamın düşüncesi aynı. Ortak başladık hocamla beraber. Bu maçta hocam korner bahsini denemeyi düşündüm. Evet, korner. Yani şöyle arkadaşlar, biz korner bahsi falan yapmakta çok zorlanıyoruz. Sebebi oranları aldığımız uygulamada korner oranı yok. Şimdi size yalan yanlış da bir şey vermek istemiyorum. Mesela maç saati belki açısında kart bahisi açılabilir. Mesela. Korner bahisi açılabilir. Ama biz bunlardan biraz yoksun sizlere maç veriyoruz. Hani verdiğimiz şeyler hep aynı yerlerde gidiyor. Yani KG var, üsttür, alttır. Çünkü başka çok fazla alternatiflerimiz yok. Mesela keşke şey olsa, Avrupa Kupası'nda vardı ya. Kombolar. Ya şu isabetli şu çeker. Hı-hı. Barış Alper 3 faal alır. Evet. O 3 faal yapar. Bu şekilde olsaydı belki daha egzantrik evet olabilirdi ama elimizde o imkanlar pek bulunmuyor. Yani biz şu an yapabileceğimiz klasik tahminler. Klasik tahminleri yapabiliyoruz. Bundan yani devam ediyoruz. Yani ya korner mesela, korner yazacağım mesela. 8.5 korner misal. Hı-hı. Oran mesela, hani sallamasyon olur biraz. Evet. O da sizde yanıltmak, şaşırtmak ya da yalan söylemek, kandırmak da pek istemiyoruz. O yüzden ne oran açılıyorsa oradan devam ediyoruz arkadaşlar. Hocam güzel bilgilendirmeyi yaptı, uyarısını yaptı. Geçiyorum cumartesinin ilk maçına hocam. Kayseri Spor, Sivas Spor. Tahmini zor. Ne olup ne biteceği zor. Hocamdan da açılış geldi. Maç sonu sıfırları. Hocam sen direkt gir, ondan sonra ben alayım. Yani şöyle, Kayseri ilk haftayı bay geçtiği için daha ne olduğunu bilmediğimiz bir takım Kayseri. Transferde çok başarılı geçirmemişler. İşte aynı adam, birkaç tane Türk almışlar. Birkaç tane Türk genç çocuk yollamışlar. Hı hı. Sivas Spor'da ilk maç evinde zor bir maçla beraberlik bir puan aldı. Yani ben deplasmanda Sivas Spor bir puan iyi olabilir düşüncesinde oynayacağını düşünüyorum. Ve maç sonucu 0 diyorum. 2.90'da oranı var arkadaşlar.
Hocamdan ilk maç sonu sıfır tahmini geldi. Maç sonu sıfırların mucidi diyebileceğimiz Alpay Koç'a ilk tahminini yaptı. Çok mantıklı bir tercih. Kayseri Spor'u ilk hafta oynamadı. Nasıl bir takım olduğunu bilmiyoruz. Nasıl bir futbol oynadıklarını bilmiyoruz. Sivas Spor için de yani bir Keita Balde transferi. Yani Süper Lig. Oynamaz mı Tony? Ya bilemiyorum. Bir transfer gitti. Keita Balde transferini yaptı. Trabzonspor Reymana'yı istiyormuş. Bu haberler çıktı. Ama Trabzon eğer Onaçulardan vesairelerden Reymana bu arada çok gol atar Trabzon'da ayrı ama Reymana'ya kadar geldiyse Abdullah Avcı da bu şekilde giderse hocam yazmışlar okudun mu av sezonu bitti vesaire diye hocam bay bay. Bu hafta bir de Trabzon'da maçı yok. Bay bay. Ya iyi olmuş bu arada Abdullah Avcı. Hocam Rapid Viyana elendi ve yani... Ya, normal bir şekilde elenmedi. Evet. Elenebilirsin Rapid Viyana ama... Kötü bir şekilde bir... Yani futbolcu mu? Abdullah Avcı'nın yatma futboluna kendisi modern futbol diyor olabilir ama Trabzon taraftarı da hani futbolu bilen bir taraftar hani görebiliyor nedir ne değildir. Hayırlısı olsun. Ben devam edebileceğini düşünmüyorum. Ben görüşürüz dedim. Benim için de zaten Trabzonspor yani şu görüntüyle şampiyonluk adayı değildi. Oyun antrenör değişir. Ne bileyim farklı bir antrenör gelir veya Şenol Güneş olabilir, Fatih Tekke olabilir. Ünal Karaman olabilir. Bu arada sonra... ben direkt böyle hani Alanya Başkanı'nın kapısını çalarım. %100 Fatih Tekke canım. Fatih Tekke. Şu an hakkıdır zaten Fatih Tekke'nin. Trabzonspor için de bakacağız. Bu hafta bayağı olduğu için ufak da bir değindik. Sen ekleyeceğin bir şey var mı hocam Kayseri Sivas'a? Yok. Sivas Spor'la da alakalı Kayseri Trabzon maçında golsüz bir beraberlikle ayrıldı. Dediğim gibi bu maçtan kesinlikle uzak durmanız lazım. Kırmızı alarmla uzak durmanızı öneriyorum. Her sonuç çıkabilir bu maçtan. Ancak böyle maçlarda benim can suyum. İhtiyaç anında camı kırınız tahminim. 2-3 gol. Mantıklı geldi. 1-1, 2-0. Yani 3.5 üstü olacağını düşünmüyorum bu maçın. Olursa da şaşırmam ama 1.78'de güzel bir oranı var. Değerlendirip kuponlarınıza ekleyebilirsiniz diyerek geçiyorum Adana Demirspor Rize Spor maçına. Bu da kağıt üzerine bakıldığı zaman diğer maça nazaran daha zevkli bir maç gibi duruyor. Hı hı. Benim tahminim genel 2.5 üstten yer hocam. 1.40'da oranı var. Göster hocam. Yani bu da keyifli bir maç olacak diye düşünüyorum. Şimdi hocam tahminini yaptı. Rizespor maç yani Rizespor Başakşehir'le oynamıştı ve ben o maçı takip ettim çünkü kuponumda vardı. Son maçımdı. Rizespor Başakşehir'e karşı güzel üstünlük sağlayan bir futbol oynadı. Yani galip de gelebilirdi. Ancak 1-1'lik gibi bir skorla ayrıldı. Rizespor'u ben beğendim. İlk hafta üzerinde beğendiğim 3 takım arasından biri Rizespor. Adana Demir'e karşı da şimdi Adana Demir iç sahada nasıl oynayacak göreceğiz. Fenerbahçe'ye karşı nasıl diyeyim sonlarda bulduğu pozisyonları değerlendirebilseydi belki puanla ayrılacaktı ama Rizespor'un ben bu maçta kazanacağı veya kaybetmeyeceği tarafındayım. Bu maçta da en az bir yarıyı kazanacağını düşünüyorum. Deplasman yarı kazanır. 1.58'de oranı var. Değerlendirebilirsiniz. Bu maçta 0-2 çifte şansın oranı düşük olduğu için yazamadım. Bu tercihim daha mantıklı geldi. Ya, değerlendirebilirsiniz. Bana da Rize'de ayakında şöyle bir şey var. İster istemez o statta oynuyorsanız bir ilk zaten bir yarım saatin ambale oluyor mesela. Hı-hı. O statın öyle bir atmosferi var Rize stadının. Karanlık, basık, hı-hı, boğuk bir stat. O yüzden ben Rize'yi yani deplasmanda izlemek istiyorum. Ben dediğim gibi Rize'nin gol atmama ihtimalini hiç düşünmüyorum. Hı. Adana'da karşılık verir diye düşünüyorum kendilerinde. O yüzden şimdi maçın bir biçeni düşünüyorum. Bodrum maçında, Bodrum Antep maçında şöyle konuşmuştuk. İlk yarı sıcak bir Bodrum. Evet. Yani sıcak bir Bodrum. İlk yarıdan gol çıkmayabilir. Evet, dakika 25'lerde, 26'larda su molaları falan. Su molaları. Şimdi bu da öyle bir maç. Adana Demir'de, yani Adana'da sıcak bir şehir. Ve bu maçta da ilk yarıdan böyle sessizlik olabilir düşüncesine girdim. Ben o yüzden bu KG varlara falan anladım. Çok girmedim. Üstte şimdi hocamın üstüne de baktığımda üst olması için KG var olması lazım. Belli olmaz. Rize bir anı tık üçte yani atarmış. Üçte yani ben şimdi 2.5 üstte o yüzden uzak kaldım biraz da. 0-0 ilk yarı 0-0 ve maç sonu Rize'nin 1-0'lık galibiyeti biraz düşündürdü beni. Bu sebeple ben bu tahmini yaptım. Hocamın tahmini de 2.5 üsttür. Değerlendirebilirsiniz diyorum. Ve geçiyorum Fenerbahçe'nin maçına hocam. Göztepe, Fenerbahçe. Gireceğim mi hocam alayım mı? Buyur hocam. Fenerbahçe Lille karşı bu hafta hocam. Kötü bir
ne diyeyim? Evet, talihsiz. Talihsiz bir şekilde elendi. Ben gerçekten izlerken çok şaşırarak izledim. Çok şanssız bir takım maalesef Fenerbahçe. Yani elemesi için bütün şartlar oluşmuşken düş böyle sendeleyen Osterholden'in eline çarpıp penaltı olan bir maçta elendi Fenerbahçe. Yönetime tepkiler, transferle alakalı tepkiler evet, vardı. Evet, offside mesela. Yani bu maçta ben şunu söyleyeceğim. Göztepe ilk maçına çıkıyor ve kendine, o evet, taraftarın fırtınan, felaketi, masretimler falan olacağını düşünüyorum. Bu maçta Fenerbahçe'ye gol bulabilecekleri kanaatindeyim. Bu sebeple bu şekilde tahminimi yapıyorum. Göztepe bir gol bulur, Fenerbahçe de 2-1'lik bir skorla kazanır düşüncesindeyim. Maç sonucu 2, 1.5 üst, 1.45'te oranı var. Değerlendirip kuponlarınızı ekleyebilirsiniz. Yani şimdi şu da var. KG var, MS2 de yapılabilir. Bunu söylüyorsam bu da olabilir. Ama şimdi kadroları bilmiyorum. Kimler oynayacak Fenerbahçe'de belki... yani rotasyon gibi bir şey olabilir bilmediğim için şu an bugüne göre yaptığım tahmin budur. Değerlendirebilirsiniz. Ben Mourinho Fenerbahçe'sinde Fenerbahçe'yi daha çok alçıyım. Geçen gün de dümdüz 4.5-6 yazmış. 4.5-6 MS2 yazıp oran da şişirebilirim. Evet. Bu sefer onu yapacağım. 4.5-6 MS2 diyorum. 1.45 oranı var arkadaşlar. Aynı oran. Aynı oran. Ben sadece Mourinho felsefesinin yani 1-0'a daha yatkın olduğunu düşünüyorum. O yüzden de yani gücüm yettiğince burada Fenerbahçe'yi alt yazabilirim. Mantıklı. Patlayana kadar. Yani bu maç bence üst ol, yani bu maçı bir üst tarafındayım. Ya Göztepe bence gol bulacak. Ama izleyeceğiz maçı, göreceğiz. Ne olacak, ne bitecek. Geçiyorum hocam, pazar gününün ilk maçı Başakşehir Alanyaspor. Başakşehir'de İberia karşısında turlayan taraf oldu. Temsilcimiz devam ediyor yolun Avrupa'da. Alanyaspor'da Eyüp Spor'la hocam oynadığı maçta kaçan goller maşallah hocam. Maç boş çok... kaleler falan havada uçmuş. Ben bu maçta hiç polemiğe girmeden yazıp bası sana atacağım hocam. Aynı ne miyiz? Misin? Beraber kaldıralım. İki sen yaz öyle kaldıralım o zaman. Yazalım. İki, aynı, bu sefer aynı olsun. İki takımın da ben gol bulabileceğini düşünüyorum. Bu sebeple KG var. Tahminini yapıyorum. Hocamla da aynıymış. Beraber gösterelim. 1.59 oranı var. Değerlendirebilirsiniz. Senin var mı hocam söyleyeceğin? Ya Alanya ve Başakşehir iki tane en azından ayağa pas yapabilen, pozisyon üretebilen iki takım. Hı hı. Ben birbirlerine gol bulabileceklerini düşünüyorum. Bu maçın da MS0 tarafına daha yakınım bu arada. Onu da söylemek isteyeyim arkadaşlar. Burası birbirine ne diyorsun hocam? Çok okey miyim? Okey midir? Geçiyoruz Beşiktaş-Antalyaspor maçına. Ben hemen giriş şöyle yapayım. Benim için bu maçta Beşiktaş favoridir. İç sahada, taraftarı önünde. Ki Beşiktaş taraftarının da bu maçı böyle istekle beklediğinin de farkındayım. Antalyaspor'a karşı güzel, rahat bir galibiyet alacağı düşüncesindeyim. Maç sonucu 1.5 üst diyorum. Oranı da gayet güzel. 1.50 tertemiz. Kuponlarınızı ekleyip değerlendirebilirsiniz. Pası hocama atıyorum. Ben de Beşiktaş'ın favori olduğu karşılaşmadan yanayım. Ama ben geçen bunu Hatay maçına demiştim hocam, burada hatırlıyor musun? Hatay gol atar demiştim, evet, atar mı atamaz, aynen, mı? Hatta dedim ki hocam ilk golü dahi atabilir dedim Hatay. Hı-hı. Ben Beşiktaş Antalya maçından da aynı şekilde, yani Beşiktaş'ın kazanacağını ama Antalya'nın gol bulabileceğini düşünüyorum. O yüzden benim tahminim MS1, KG vardan yana, oranında 2.35 arkadaşlar. Böyle kaldırayım, göstereyim. Gayet güzel oran. Şimdi geçelim hocam Gaziantep maçına. Yani Beşiktaş... Söyleyeceğim başka bir şey. Yener bence Beşiktaş ama ben hani herkesin beklediği kolay yenebileceğini düşünmüyorum. Yani gol yiyebileceğini düşünüyorum. Hatta Paulistan'ın da olmama ihtimali var. Geçen maçta sakatlanıp 45'e çıktı. Hı hı. Eğer Paulista olmasa Necip'le oynarlarsa çok daha rahat diyebilirler. Ya biz şimdi dediğimiz gibi bilmiyoruz. Kadro nasıl olacak, kim oynayacak, kim oynamayacak. Ama hani Paulistan oynamama ihtimaline karşı hocam Antalya'nın gol bulabileceğini düşündü. Kuponlarınıza iki tahminden birini ekleyebilirsiniz diyorum. Geçiyorum beğendiğim bir diğer takımın maçına. Samsunspor Beşiktaş'a karşı harika bir futbol oynadı. Yani gol bulmalıydı. Yani o futbolda, evet, bir gol çıkmalıydı. Ancak bulamadı Samsunspor. 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Gaziantep'te hocam. Bir gol bulsa hocam yalnız maç berabere bile götürebiliriz biliyor musunuz? İki tane şeyimiz biletebiliriz Beşiktaş galibiyetine. Yani Samsun'a vurdu direkt mesela dakika 60 küsürlerde falan.
Eğer o top içeri girse Beşiktaş panikleyip evet. Samsun kendi evinde 2'yi falan da bulabilir. Gaziantep'te Bodrum'a karşı oynadı. Bodrum bence şu an ligin en zayıf takımlarından biri. Bu kadro, yani bu zayıflık kadro kalitesiyle alakalı. Baktığımızda yani kafa kafaya denk bir mücadele oldu ama Gaziantep 90. dakikada attığı golle 3 puanın sahibi oldu. Şimdi Bodrum'a karşı böyle zorlanan bir takım. İyi başlamadı bence Gaziantep. Daha iyi olabilir Selçuk İnan yönetiminde ama bu maçta ben Samsun Spor'un bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Aynı Adana Demir Rize maçındaki gibi. Rize daha bir adım önde. Burada da 0-2 çifte şans oranı çok düşük olduğu için yazamıyorum. Ama Samsun'un kaybetmeyeceği düşüncesindeyim. Bu sebeple aynı Rize maçındaki tahminim gibi deplasman yarı kazanır diyorum. 1.72 oranı var. Değerlendirip kuponlarınızı ekleyebilirsiniz. Bu iki tahminden biri yatabilir ama. Bunun da bir düşüncem var. Biri patlayacak ama güvendiğim iki tahmindir yani. Ben de Gaziantep 90+7'de geçen hafta yıkılmıştım. Buradan da Gaziantep maçı 0 bitene kadar 0 yazacağım. Tamam. MS 0 2.86 oranı var hocam. Bu tamamen bir hırs sıfırdır arkadaşlar. Hani bu tamamen bir hırs sıfırdır. Bilginiz olsun yani. 0 olana kadar devam mı hocam? Gaziantep'e 0 olana kadar devam. Hocamın harbi kaç orandı hocam? 3 küsürlü oran. 3 küsürlü bir orandı. Yani şöyle oyuncunun ismini hatırlamıyorum. Dakika 90+5 veriyor bu arada hakem. 5 dakika uzatma veriyor. Taç kullanıyor Gaziantep. Maçı bitirmeye çalışıyor. Evet. Bir tane Bodrum sporlu bir kendini futbol sanan bir arkadaş topu kornere doğru uzaklaştırıyor. Aha. Hakem düdüğü çalıp maçı bitirmiyor. Son duran topta gol oluyor. Evet. 10 kişi bir de Gaziantep. 10 kişi bir de Gaziantep. O yüzden biraz bu sıfır dediğim gibi hırs sıfırıdır. Antep benim şeyimdir bu saatten sonra, kırmızı çizgimdir. Sıfır bitene kadar yazacağım. Peki, yani bu programa geldiğim mesela şey olur hatta şimdi, ne olur biliyor musun? Programı başkası çekersin hocam, o hafta Gaziantep sıfır biter. Büyük ihtimalle. Tekrardan başlarız. Geçiyorum Eyüp Spor Bodrum maçına. Buradan Arda hocamı da tebrik ediyorum belgeseli. Buradan çıkışta hemen izleyeceğim. Güzel bir belgesel olduğu, klipleri falan düşüyor kısa kısa. Bir izleyeceğim onu. Bir maçlık cezası var Arda Turan'ın. Güzel bir giriş yaptı. Kırmızı kartla giriş yaptı hocam. Eyüp Spor'da Alanya'ya karşı kötü olmayan bir futbol sahaya koydu bence. Yani ilk çıkmış, tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkmış bir takıma göre iyi bir futbol sergiledi. Bodrum'a karşı da ben favori olduğunu düşünüyorum. Yani favori tarafındayım. Ancak şimdi Arda Turan'ın cezasıdır. Yani maç sonu bir tarafına çok fazla girmeden 2-3 golümü yazdım. Daha fazla böyle çok gollü bir maç beklemiyorum. 1.77 oranı var. Tek korktuğumda Eyüp'ün 1-0 yenmesi. Onu da bir düşündürdü beni ama tahminimi bu şekilde yaptım. Pası hocama atıyorum. Ben de Eyüp ilk maç Alanya gibi, artık Alanya bu ligin çöktü takımı evet. Falan oldu yani. Alanya ilk ondan aşağı düşmüyor. Aynen öyle. Kaliteli transferler yapıyor, iyi hocalar getiriyor vesaire. Ben Alanya'ya karşı ilk maçında mağlup olmayan Eyüp Spor'u tebrik ediyorum. Ben Bodrum maçında da favori olduğunu düşünüyorum. MS1 1.80 diyorum. Geldik son maçımıza. Hatayspor Kasımpaşa. Hatayspor Galatasaray'a karşı ben çok fazla beğenmedim. Yani kapanan, genellikle kontra atak bekleyen bir takım. Zaten bir hücum hattı var ki hocam. Kabile maşallah. Yani beyaz yok hocam hücum hattında. Ben bu maçta gol bulabileceğini düşünüyorum. Kasımpaşa'nın da 3-2'lik mağlubiyetten sonra kazanmak isteyeceği tarafındayım ve KG var diyorum. 1.45'te oranı var. Şöyle göstereyim. Bu benim ikinci bölümdeki son tahminimdir. İnşallah bu 9 maçtan da minimum 6-7 bu civarlarda bitiririm. Pası hocama atıyorum. Ben de Hatay ve Kasımpaşa'yı bu ligin iki tane zevkli takımı olarak görüyorum. Daha çok özellikle Kasımpaşa'nın son yıllardaki felsefesini çok beğeniyorum. Hı hı. Yani ne derler, iddia dostu bir takım. Evet. O yüzden ben maçın üst biteceğini düşünüyorum. 2.5 istiyorum. 1.56 oranı var arkadaşlar. Bu hafta da dediğin gibi hocam, spesiyellerimizi bilip 9'da 6, 9'da 7'leri yapabilirsek ne mutlu bize diyorum. Güzel olur. İyi yani, bankoya güzel başladık. Kanalımız kapandı. Şunu da yazar mısın? Şey geliyor şimdi. Ne geliyor hocam? Kupon tutuyor. Aha. Kupon tutunca etkileşim otomatikman hızlanıyor. Tabii canım. Etkileşim hızlandıkça insanların önüne düşmeye başlıyor. Hı hı. Ve şey çok oluyor. Şimdi mi attı? Daha evet, kuponlar evet. Gelince aha, mi attın sandın? Yani bunu nasıl, hani
Zaten tarihine mi bakmıyorsun? Yorumların evet. geldiği dakikaya mı bakmıyorsun? Saate mi bakmıyorsun? Allah'tan bazı arkadaşlarımız var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Hı-hı. Gözlerinden öpüyorum. Çok büyük ellerinden de öpüyorum. Hı-hı. Şey yapıyor diyor ki adamlar diyor YouTube'a paylaştı. Evet. YouTube'a bakabilirsiniz. Link atıyor, şey yapıyor. Hı-hı. Yani dediğim gibi arkadaşlar bazen hakaret ediyorsunuz. Ben çok sinirlerim bozuluyor. Bak küfür edebilirsiniz. Hocam niye gülüyorsun? Çok sinirlendim o gün. Çok sinirlendim. Bakın şimdi çok ben sinirlendim. Size şunu söyleyeceğim. Doğum günü evindeydim o gün. Yanımdaki arkadaş şu an bu kanalda, bu kanalın kurulduğundan beri en fazla linç yer insansındır hocam. Evet. En fazla linç yer insandır. Ancak binlerce linç yiyen, bir yorumlarda linç yiyen adam beni o linç yediği günler bir kere aramadı. Bir kere hocam bu söylenmiş bu sene bir kere aramadı. Bir yorum gelmiş. Bir yorum. Bir yorumda da küfür değil. Ya yani hakaret desen hakaret değil. Bunun sebebi de çok saçma. Şimdi şöyle anlatıyorum arkadaşlar. Hatay Galatasaray maçına kendi spesiyelimde Hatay gol atar demişim. Evet. Hatay gol atarın oranı 1.55. Hı hı. KG var onun oranı 1.60. Evet. Gel gelelim. Şimdi KG Hatay bir gol atar dakika kaçta geldi? 50'de geldi. 50'de geldi. KG var karşı geldi 1.80 80. dakikada geldi. Evet. Gelmeme ihtimali var mıydı her ihtimale karşı? Dakika 80 hı hı. penaltı olmuş. Olmaya da bilirdi, kapana da bilirdi. Hatay 1-0 yenebilirdi. Orada dediği şu. Şimdi Hatay atar diyorsan içeride Galatasaray'da gol atamaz atar. Belki. Gol atar diyor. Bak, o son nelerden yatıldı bu ülkede? Nelerden yatıldı? Orada arkadaşın mantığını anlayabiliyorum. Ben de bir destek çıkıyor ama sondaki o kelimesi hocam. Sinirlendin mi? Beni aradı. Ben ilk defa yani o kadar küfür yiyen insan beni aradı. Ben hiç kocunmam ya. Ya sadece şey gol atar demişim. Hiçbir şey dememişim. Hani yorum yapmıyorum çünkü kupon. Bakmışım kendim çıkartmışım. Diyorum ki Hatay bir gol atar. Oranı 1.55 demişim. Hı. Demiş ki bana KG var niye demiyorsun? Ya hani demiyorum belki hani olmaya da bilir. Yani 5 kuruş şimdi onun kuponu eksi 5.40 değil de 5.60 oldu. Şunu söyleyeceğim. Aradığımda bana şunu söyledi. Hatay Spor golü buldu. Hemen beni aradı. Gol olduktan hemen sonra beni aradı. Ben gol olduktan sonra baktım çünkü yorum geldi. Hemen yani. Aradı beni. Hemen aradıktan sonra şunu söyledi. İşte bir yamuk bana demiş ya. Hani beklesin şimdi Galatasaray'ın golü. Şimdi baktığımızda hocamızın dediği de tutmuştur. Arkadaşın önerisi de tutmuştur. İki takım da gol bulmuştur. Hatay da gol bulmuştur. Oradaki tek nüans, oradaki kelimesi ne kadar kabalığı. Yasemin diyor ki sakin ol Yasemin de. Yemek yiyoruz beraber. Gördüm ya ne kadar sinirlerim bozuldu. Ne kadar kötü ya. Çok kötü, çok kötü. Ya sakın arkadaşlar lütfen. Falan yazmayın. O bak o uyuz. Şimdi o bunlar hani kendi aralarında espri falan anladın mı? O uyuzluk yaptı mesela. Hani. Ama mesela normal bir hayatta olsa mesela belki de çok güleceğimiz bir arkadaşımız olabilir. Olabilir evet. Çünkü orada mesela spesifik bir laf anladın mı? Evet. Hani bana o dokundu mesela hani. Diyor. Bunu izleyenler girdi gitti şimdi o yoruma bakmaya. He, bayağı da altında şey var. Ekspresyon var ya. Yazmış ya. Kapanış güzel oldu, eğlenceli oldu. Hocam içindekileri döktü. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videonun başında dediğimiz gibi abone olup like atmayı unutmayalım. Artık şöyle bir 15'e öyle hızlı bir şekilde çıkmak istiyoruz. Yeni videolarda, yeni içeriklerde görüşmek üzere. Bu ofisteki son bankoydu çektiğimiz. Evet. Bir alkış, bir alkış. Ofisteki son banko. Bu ofisten çıkıyoruz. Bu hafta içi video yayınlayamamamızın sebebi de buydu. Yeni içeriklerde objektif yine burada devam bir iki gün. Objektifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.